bizim köye benziyor. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama bizim köye çok benzedi. Tabii ki de bizim köy değil de yani. Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Hazırsanız diyorum, başlayacağız. Şimdi arkadaki bisikleti dün Yusuf yarışmada kazandı. Yarışta birinci oldu, ona da bisiklet verdiler. Buradan da Yusuf'u, kardeşimi tekrardan bir tebrik ediyorum. Sizin de güzel yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Şimdi bugün yapacağımız şey, Azerbaycan'daki şarkıyı dinleyeceğiz. Yani şu an trendlerde olan şarkı. Hazırsanız isimlerini öğrenelim. İlk şarkı Zemfira İbrahimova ve Ruslan Seferoğlu'ndan Nefes isimli bir şarkıymış. Diğer şarkı Nefes'ten Gefes'teyim. Geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip ederseniz ve kardeşimle olan kanalda abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar, kardeşimle olan kanalı şuralarda falan bulacaksınız ve ayrıca şuradaki kartlara tıklarsanız Azerbaycan'la ilgili çektiğim diğer videoları da oradan çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Hazırsanız ilk önce Zemfira İbrahimova ve Ruslan Seferoğlu'nun Nefes şarkısından başlayalım. Arada bir durduracağım. Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1, gelsin. Piyano. Piyano çok, gerçekten çok aşırı güzel bir alet. Yani böyle aşırı güzel. Gün SDJ. Bu galiba, evet, iki kişi söyledikleri için Ruslan Seferoğlu. Şimdi piyanoyla başlayan şeyleri seviyorum ama piyano şunu da beraberinde getiriyor. Genelde böyle aşk şarkıları piyanoyla yapıldığı için ben bunun bir aşk şarkısı olduğunu düşünüyorum. Yani aşk nasıl yorumladıysam aşk şarkısı olduğunu düşünüyorum. Sesi böyle farklı bir sesi var Ruslan Seferoğlu'nun. Beni yıktı sevgi derdim. Galiba bir böyle bir, nasıl anlatsam size, sistem falan var galiba, yanlış anlamadıysam. Bana öyle geldi. Çok güzel. Şunu söylemem lazım, çok durduruyorum ama tabii ki de telif yememek için durduruyorum. Bunu da baştan söyleyeyim. Şimdi görüşlerimden şöyle bir şey söyleyeyim. Benim Azerbaycan'da böyle çok fazla kadın şarkıcı dinledim bu zamana kadar. Yani videolarını da görmüşsünüzdür. Ama Azerbaycan'daki gerçekten güzel sesli olan kadın sanatçılar farklı bir sese sahip. Yani sizin deyişinizle mugam yapanlar, işte atıyorum yanlış söylüyorsam da mugam mı mugam mı, onu ben hala çözemedim nasıl söylendiğini de. Onu yapanlar ve gerçekten farklı sesleri olan kadınlar var Azerbaycan'da ve çok değerli. Ben mesela onların seslerini dinlerken bir böyle şey oluyorum. Gerçekten de güzel bir ses, yani gerçekten dinlenebilir bir ses. Çünkü biliyorsunuz bu zamanda çok böyle aşırı güzel ses bulmak çok 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 da kolay değil diyeyim. Gerçekten ona olan eşkime ölmez. Arabada yolda giderken dinleyeceksin. Gayet en güzel olabilir. Beğendim şarkının gidişatını. Yani hani aşk şarkılarından ne beklersiniz? Hisli okumak, güzel şarkı sözleri, yani anlamlı olması. Arkada güzel bir müzik. Çok böyle sanatçıların sesinin önüne geçmeyecek bir müzik. Bence gayet başarılı olmuş. Yani hoşuma gitti. Ne diyebilirim bilmiyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle... O özellikle şeyi çok sevdim. Zemfira İbrahimova'nın sesini sevdim bu şarkıda. Güzeldi. Birazcık daha dinleyelim. O hardadı, ben hardayım. Sevgilinden uzaktayım. Gerçekten çok böyle güzeldi. Sen ki bülbülüm tenhayam. Valla güzel. O harda, o hardaydı. Neydi? Ben hardayım, o harda. Valla güzel ha. Gerçekten beğendim. Şimdi bu şarkıyı bu kadar dinlememiz yeter. Sonuçta zaten bir fikir öğrenelim diye. Şarkının devamı da böyle nakarat kısmında devam edeceği için. Bence güzel olmuş. Böyle hoşuma gitti. Şimdi sırada Nefes Gefesteyim isimli şarkı var. Nefesin Gefesteyim isimli şarkısına bir bakalım, göz atalım nasıl bir şarkıymış. Nasıl söylüyorlarmış. Hazırsanız başlıyoruz. 3, 2, 1, gelsin.
Böyle bu şey gibi romantik bir şarkı. Ama aynı zamanda eğlenceli bir şarkı olacak. Senin aşkın her isteğin var. Çiçek ver çocuklara. Böyle güzel kız, işte bir yakışıklı bir oğlan. Ondan sonra ortada iki tane çocuk. Tamam, bu klip böyle tam güzel bir klip olacak, bir hava var. Yani hep böyle olur ya, bu senaryo zaten her yerde aynıdır, Türkiye'de de vardır. İşte kız önden gider, oğlan başka birini bulur, ona işte çocuk, genelde bu çocuk olur, bir şey verir, o da ona verir, ondan sonra falan filan böyle aşk başlar. Güzel yani, hani bu her yerde fix bir şeydir ama bilmiyorum, insan görünce hala çok bilmiyorum, hoşuna gidiyor insanın, niye böyle bilmiyorum. Bu sahneyi gördüm, hoşuma gitti. Bir de bugün bende bir iyimserlik var, bakmayın eleştiremiyorum, niye bilmiyorum. Gerçekten böyle bir güzel güler yüzüm var her saniye. Hayırlısı bakalım, bilmiyorum, devam. Dan 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 dan. Oo, atlı falan geldi. Burası böyle bizim köye benziyor. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama bizim köye çok benzedi. Tabii ki de bizim köy değil de yani. Şimdi bir de öyle olsaymış. Şey mi? Bizim köyde çekiyorlarmış falan. Çünkü hiç Azerbaycan'da böyle yer yok. Ta bizim köye gelecekler. Ama isterim böyle ileride bizim köyde bir klip çekilsin. Buradan sesleniyorum. Gelin bizim köye klip çekin. Gerçekten çok güzel yerler var. Bulursunuz. Hoşuma gitti. Bugün de güldük yani. Aa, ağacın altında mı buluşacaklar? Buluşma yerleri de var. Bir şey söyleyeyim mi? Klip gerçekten eğlenceli ve güzel olmuş. Böyle şey bu. Bana şeyi hatırlattı. Bu müzik tarzı. Böyle Flash TV'de falan şey yapan sanatçılar var ya, böyle tabii ki de çok öyle değil de Ankaralı Ayşe'nin klipleri de böyledir. Bilmiyorum, biliyor musunuz Ankaralı Ayşe'yi de? Araştırırsanız öğrenirsiniz. Ankaralı Ayşe de bu tarz böyle klipler çeker genelde. Onun şeyine ben benzettim. Hoş oldu yani. Ama şimdi böyle Türkiye'de böyle bir şey var. Flash TV mi? Aa falan, hani bir kötü bir algı var ama gerçekten oradaki klipler de böyle şey, arada bir gösteriyorlar. Hoş yani, güzel kötü değil klipleri. Stüdyoya girip çekmiyor en azından adam. Yani böyle kalitesiz stüdyo kliplerini kastediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Devam. Sözleri gerçekten güzel. Acaba sözleri var mı aşağıda? Nefesliyim. Aa, mendeliyem, divaneyem. Bu kalp evi viraneyem. Sen hemin o Mecnun'san, men Leyli'den nişaneyem. Bir şey söyleyeyim, gerçekten güzel. Bir bülbülem kefesteyem. Senin eşkinle hesteyem. Küleklere name yazayım. Gel daha son nefeste. Yani bizimkiler arkada kavga ediyorlar. Kusura bakmayın. Bakışlarına vurulmuşam, ben sana aşık olmuşam. Hasretini öldürür beni, sensizlikten yorulmuşam. Vallahi güzel ha. De hardasan ay yüreğim, ya sen gel ya da ben geleyim. Gör ne vakti uzaktasan, neylesem çatmır elim. Neylesem de çatmır elim. Vallahi bir şey söyleyeyim, gerçekten güzel yazmış. Söz, müzik, aşık mübarize, Şehruz Masallı'nınmış. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Ve anlamlı. Şey gibi, benim bir tane kitabım vardı, bilmiyorum biliyor musunuz? Kütüphaneden almıştım, Azerbaycan Bayatıları diye. Orada böyle küçük küçük işte bizim Türkiye'de mani derler onlara. Böyle dörtlük dörtlük şeyler vardı, sözler vardı, güzel sözler. Tabii bunlar Azerbaycan Türkçesiyle yazılmış olanlar. Böyle okumaktan çok hoşlandım. Sanki oralardan derlemişler, toplamışlar da koymuşlar gibi. Böyle hoş, güzel anlamları olan şarkılar. Bilmiyorum, ben anlamlı şarkıları gerçekten seviyorum. Tabii ki de diğer şarkıları da dinlemiyor muyuz? Dinliyoruz ama bu tarz şeyler de hoşuma gidiyor. Devam edelim. Küleklere name yazıp bir şey daha isteyen. Şimdi ben buradan sona gitmek istiyorum. Böyle biraz ilerleteceğim. Hadi bakalım. Sonunda kavuşuyorlar mı? Ben onu çözmeye çalışıyorum. Evet. Evet, kavuştular. Ama sanki böyle bir an bir ayrılmışlar da şey yapmışlar gibi. Dırı bitti. Valla arkadaşlar, şimdi şeyi de dinledik. Zenfire İbrahimova ve Ruslan Seferoğlu'ndan bir de Nefes Kefes diye. Şimdi şöyle bir şey var. Bu normalde bizim dinlediğimiz
Duf 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 şarkılara çok benzemiyor. Tabii ki de bunlar böyle aşk üzerine yazılmış daha böyle yavaş ve duygulu şarkılar olduğu için bence tabii ki de diğer dıs dıs şarkılara göre bunlar daha çok gerçek aşk işte atıyorum o hissi verebiliyor. Bu beni sanki böyle daha çok şeyler anlayacakmış gibi geliyor. Bu tarz şarkıları seven insanlar beni daha iyi anlayacak. Çünkü ben her tarz dinliyorum ama bu tarz da gerçekten hoşuma gidiyor. Şimdi Zenfire İbrahimova ve Ruslan Seferoğlu. Zenfire İbrahimova'nın sesi çok güzel. Tabii Ruslan Seferoğlu'nun da öyle. İsmini kusura bakmayın yanlış söyledim. Gerçekten ikisinin de sesi çok güzeldi. Şarkı hoştu. O klipte bu sahil kenarında çektikleri yer benim hoşuma gitti gerçekten. Onun dışında çok böyle wow bir klip değildi. Şimdi bunu da açıkça söyleyeyim ama gerçekten hoş, güzel, normal bir klipti. Şimdi Nefes Gefesteyem. Nefes'in şarkısı böyle bir şey vardı klibinde hiç olmaz. Bir hikaye vardı. O benim hoşuma gitti. Yani mesela çocuk gidiyor. Ondan sonra arkasından diğer çocukları gönderiyor falan. Hikayesi olan şeyler daha da bir böyle hoşuma gidiyor benim. Hikayeli klipleri çok seviyorum. Çünkü izlerken sanki böyle kısa film izliyormuşum gibi geliyor. O da hoştu. Nefes'in sesi güzeldi. Şarkının sözleri ama gerçekten çok anlamlıydı. Ben onu söylemem lazım. Şarkı, müzik, klip gerçekten hoştu. Ben beğendim. Şimdi bu iki şarkıyı da dinledik. Umarım sevmiş, beğenmişsinizdir. Sevdiyseniz, beğendiyseniz yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Güzel yorumlarınızı tabii ki de. Kanalıma abone olup videoyu beğenip beni Instagram'dan takip ederseniz ve kardeşimle olan kanalda abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yeni video fikirleriniz varsa aşağıya yorum olarak da bırakabilirsiniz onları. Bay bay.